Garip Galaktik. Bilim kurgu fantastiğe karşı özel bölümü. Büyük çarpışma. Büyük çarpışma. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyiz efendim, siz nasılsınız? Biz deyiz efendim. Amigdalanızı gıdıklayan program Garip Galaktik'e hoş geldiniz. Böyle şeyler buldum biliyor musun? Evet, güzel güzel. Bunları kullanalım. Arada lazım. Evet. Arada lazım böyle. Arada biz de öğreniyoruz. Yenilikler yapıyoruz. Mesela şimdi YouTube'dan izleyen izleyicilerimiz diyeyim artık. YouTube'un ayarlarıyla oynamasınlar. Astronotumuz artık hareketlendi, kıpırdıyor. Bir dinleyicimizden gelen bir şey üzerine, fikir üzerine yapayım dedim. Neden olmasın, güzel fikir. Vallahi. Teşekkür ederiz kendisine. Madem astronot, o zaman değil mi? Uçsun. Boşlukta süzülecek. Evet. Hah, Volkan da geldi. Merhabalar efendim. Merhabalar. Hoş geldiniz Volkan Bey. Biz de yayına yeni başlamıştık. Tam zamanında geldin. Çünkü bilim kurgu ve fantastik edebiyatları birbirine tokuşturuyoruz. Hangisi döver Tokuştur. Diye konuşacağız. Hangisi döver? Ya şöyle. Yesinler birbirlerini. Yesinler. Neyse. Demeyelim yoksa beep. Ya şöyle. Şimdi neden böyle bir konu aklıma geldi? Arada sırada zaten düşündüğüm bir konu da belki de çok saçma bir tartışma aslında. Yani eskiden saçma bir tartışma olduğunu düşünürdüm açıkçası. Yani ben yani kategorilendirmeye hani, bakacağına sen eserin tadını çıkart. Aynen öyle aslında. Ama geçenlerde aklıma şey geldi. Şimdi şöyle bir düşünce geldi. O düşünce gelince de gerçekten arada bir fark olduğunu fark ettim. Hatta bir tanesinin daha iyi, daha üstün olduğunu fark ettim. İlginçtir. Tövbe. Şöyle. Kavga çıkacak. Tövbe. Ya. Vallahi, evet. Ya şöyle. Şimdi ben fantastik edebiyatı seviyorum. Okuyorum. Eğleniyorum. Ama bilim kurgunun birazcık daha üstün bir edebiyat türü olduğunu düşünüyorum. Neden? Yani şimdi edebiyat türlerinin üstünü şimdi alçağı mı birisi olur? Birisi eğlenilecek, birisi evlenilecek edebiyat türü mü diyorsun? Bu şimdi sen o hit çekme her an cancel olmaya evet. Şey bir provokatif konu. Şeylerle hemen dikkat çekmeye çalışıyorum. Anarşik misin kardeşim? Marjinalim. Evet. Şöyle şimdi biliyorsunuz ben fantastik edebiyatla bilim kurgu arasındaki farkı şu şekilde açıklıyorum. Fantastik edebiyat yaratılışçı, bilim kurgu ise bilimsel yöntemi kullanarak işte içinde içerdiği birçok spekülatif şeyi, konuyu açıklamaya çalışan bir edebiyat türü olarak. Evet. O yüzden aslında fantaziye baktığın zaman fantazinin geçmişi ilk epiklere dayanıyor. Yani Gılgamış bir fantastik bir edebiyat aslında. Ama bilim kurgu dediğin zaman bilim kurgunun doğuşu bayağı yeni. Yeni derken gerçi bunun üzerinde çok şey yok, konsensüs yok. Yani bazıları ilk bilim kurgu olarak mesela Frankenstein'ı alanlar var Mary Shelley'nin. Ama daha önce Johannes Kepler'in aslında Somnium Rüya isimli bir eseri varmış. Bu Johannes Kepler bildiğiniz Kepler. Yani işte güneş merkezli güneş sistemi teorisini ortaya çıkaran astronom. Yani şey gökyüzü bilimci. Hı hı. İşte 1634 yılında yazıyor bunu. Ama yine hikayede de mitolojik epiklerle kıyaslarsan gene daha yeni sayılabilir sonuçta Kepler dedi. Tabii canım yani Gılgamış'ta yaşamış yani Gılgamış. Yani burada işte şeyden bahsediyor. Ay'dan dünyaya bakan bir çocuğun gördüklerinden falan bahsediyor ama ben birazcık da aslında şeylerden yanayım. Frankenstein'ın ilk bilim kurgu olduğunu düşünenlerden yanayım. Çünkü şöyle yani Frankenstein 1818'de Mary Shelley tarafından yazılmış.
Yazmaya başladığında 18 yaşında bu arada. Yani 20 yaşında bitiriyor ve yayınlanıyor. Aslında belki de konuya şuradan mı girmek lazım? Hani bilim kurgu nedir, fantastik nedir? Hani ikisini nasıl ayırt edeceğiz? Belki tartışmaya belki oradan başlamak lazım. Yani işte yani şeyi o yüzden söyledim. Hani içerik olarak fantastik edebiyat yaratılışçı bir bakış açısıyla bilim kurgu da işte bilimsel yöntemi kullanarak açıklama getiren. Yani hep verdiğim örnek şu. Genellikle işte içinde hikayenin içinde ejderhalar geçiyorsa fantazyadır deniyor. Ama ejderhaların hani gerçekten böyle şeyse o evrene ait bir şey yani yaratılışsal olarak gelen bir şeyse evet fantazya ama ejderhaların gerçekte dünyada olmadığını, yaşamadığını bildiğimiz halde genetik manipülasyon, splicing ya da benzer bir çeşit biyolojik bir bilimsel yapıyla üzerinden bir canlıyı oluşturup buna ejderha dendiği zaman bu hikaye bence bilim kurgu oluyor. Evet, Çünkü onun aslında açıklaması yaratılışçı değil. benim aklımdaki tanım da senin dediğine benzer aslında. Bence de hani sonuçta bu fantastik ve bilim kurgu edebiyatındaki şeyler ortak noktalardan başlayalım. Hani olağan dışı bir şeyin olması. Olağan dışı bir ortam olabilir, olağan dışı bir karakter olabilir, olağan dışı bir olgu. Yani önemli olan bunun olması. Şimdi fantastik edebiyat bunun nasıl olduğunu açıklamakla uğraşmıyor. Ona inanacaksın. Bu olmuş. Ejderha var. İşte neden var? Nasıl var? Kim yapmış? O inançla açıklanıyor. Hani var işte. Tamam, sen onu bir kabul et. Ben başka bir şey anlatacağım diyor. Fantastik edebiyat daha çok hani olayların nedeniyle değil de nasılıyla, ne olmuşuyla daha çok ilgileniyor. Daha böyle bir kahramanın üzerine odaklanıyor. Onun hikayesini anlatıyor. Daha çok böyle bir deneyimi anlatan, ona odaklanan eserler oluyor. Bilim kurguda olağan dışı şeyi, olguyu açıklamaya da çalışıyor. Hani bu ejderha gelmiş ama işte bunu işte bilim adamları genetik işte kertenkeleyle işte tavuğun genini birleştirip yapmışlar bilmem ne falan diye de hani şey bile olsa, tırıvırı bile olsa bir şekilde bir açıklama koymaya çalışıyor. Hani bilim kurgunun şeyi o. Bir de odak olarak da farkı bence ikisini en büyük ayıran işte dediğim gibi fantastik daha çok insan deneyimi ya da insanın değişimi, gelişimi daha kişisel, daha duygusal bir macerayken, bir hikaye anlatıyorken, bilim kurgu daha sosyal, daha böyle toplumu etkileyecek bir, yeni bir şeyin, yeni bir değişimin etkileri üzerine daha çok tartışan şeyler. Hani ikisinin şeyi farklı. O da o açıdan da farklı geliyor. Biraz da ben öyle ayırt ediyorum Vallahi. kendilerini. Bir de bir şey daha demek istiyorum son olarak. Bilim kurgu ve fantastik bence böyle yani 1-0 parametreler değil. Hani bir şey ya bilim kurgudur ya da fantastiktir. İkisi aynı anda olamaz diye bir şey de yok. Bu bir bence bir ölçektir, skaladır. Hani bir şey fantastiğe kaçabilir, bilim kurguya kaçabilir. O terazinin hangi ucunda daha uç noktaysa işte çok hani tamamen bilim kurgu, tamamen yeni bir teknolojinin insanlara nasıl etkileyeceği üzerine kafa patlatılmış bir şeyse işte Asimov'un eserlerinde olduğu gibi daha işte ona hard sci-fi, daha sert, saf bilim kurgu diyoruz. Ama hiç bunlarla girmeyip daha böyle sadece bir macera, bir şey anlatayım, bir deneyim anlatayım diyorsa daha böyle fantaziye kayıyor diye düşünüyorum. Valla açıkçası ben ikinci ve üçüncü söylediklerine pek katılmıyorum şu yönden. Yani ilgi odağı olarak bilim kurgu ya da fantazya ikisi de insana ele alabilir. Ya da ikisi de işte insanın çevresindeki değişimlere olan reaksiyonunu ele alabilir bence. Ben ayrıca fantazya ve bilim kurgunun 1-0 olarak ayrıldığına da inanıyorum. Bakalım. Şöyle ki ben mesela fantaziyi daha çok dine benzetirken, inanca benzetirken senin birinci argümanında söylediğin gibi ama yani ona da bir açıklama, şu şekilde bir açıklama getirebilir. Mesela işte Silmarillion'da Orta Dünya'nın yaratılışını anlatırken başlangıçta İluvatar vardı diye anlatıyor. Yani başlangıçta Tanrı vardı. Ve Tanrı'nın işte o evreni nasıl yarattığını anlatıyor. Ama burada herhangi bir bilimsel yöntem, herhangi bir fizik yasası, herhangi bir yani hiçbir şey yok. Bilim kurgu
kendisinin içinde şöyle bir iddiası var. Zaten bilim kurgu yeni bir dal dememin nedeni de o. Bilim kurgu aslında aydınlanmadan sonra çıkmış bir literatür. Evet. Yani bilim kurgunun yazılabilmesi için ilk önce bilimin icat edilmesi gerekiyordu. Evet. Yani bilimsel devrimin gerçekleşmesi gerekiyordu. Bilim kurgu edebiyatının ortaya çıkması için. O yüzden de yeni bir edebiyat. Yani bilimsel, yani şunu söyleyeyim. 17. yüzyıldan önce bilim kurgu yoktu. Olamazdı da. Çünkü bilim yoktu. Evet. Bilim kurgu işte zaten şuna da inanıyorum ben. Bilimin yapılmadığı toplumlarda bilim kurgu da yazılamaz. Çünkü Maalesef doğru. Şimdi, yani şeye baktığımız zaman mesela Frankenstein örneğinden gidersek hani tamam Johannes Kepler'in zaten kendisi bir proto bilim adamı ve işte zaten bilimin doğuranlardan bir tanesi diyelim. O yüzden ama onun yazdığını evet. Bilim kurgu olarak kabul edebiliriz bence. Belki proto bilim kurgu belki çünkü tam o zamanlar bilimsel yöntem tam da keşfedilmişti. Zaten bu hikayeye baktığınız zaman biraz fantastik öğe girdiği zaman o fantaziye kayıyor. Yani bilim kurgudan ayrılmasının çok bariz bir şeyi var bence. Herhangi bir yaratılışsal bir öğe girdiği zaman o bilim kurgudan çıkıyor. Ben mesela şeye inanmıyorum. Sci fantasy diye bir alt dal çıkarıyor bazıları. İşte fantazi ile bilim kurgunun karışımı gibi. Ama bak şimdi sen ona günümüzden bakıyorsun. Şimdi günümüzden bakınca adamın yani Kepler'in adam dediğim hani fantastiğe kaçtığı noktalar o anda bilimle açıklayamadığı noktalarda da fantastikle bir kısa yol kullanmış. Ama asıl anlatma istediği hani bilimsel bir şeyin üzerine kurmuş. Arada boşlukları fantaziyle doldurmuş. Mesela Jules Verne'in Ay'a seyahatini ele alırsak mesela. Orada da işte bir merminin içine biniyorlar kapsül gibi orada Ay'a gidiyorlar falan. Ama hani şimdi bugün okursan bir sürü bilimsel eksik var. Hani gidiyorlar uzayda nefes alabiliyorlar bir şeyler falan. Yok hani benim demek şimdi istediğim burada araya gireyim. Burada demek istediğim bilimsel gerçekliklerin ya da verilerin kullanılması değil. Sadece yöntemin kullanılması. Yani bilimsel yöntem yani adamın o zamanki bilim bilgisi ya da o zamanki bilimin buldukları yeterli olmayabilir. Yanlış evet. Olabilir. Ama burada bilimsel yöntemi kullanmaya çalışaraktan bir şeylere açıklama getirme. Yani aslında yapmak istediği belki Frankenstein'ın örneğinde üzerinden geçtiğimiz zaman birazcık daha belli olabilir. Şimdi bu 1818'de yazıldı dedik ama bunun öncesi şöyle. Mary Shelley bu konuları çok merak ediyor ve zaten 1780 ve 1790'larda galvanizm denilen bir şey olgu araştırılıyor. Galvanizm şöyle bir şey. Luigi Galvani diye bir İtalyan bilim adamı var. Bu adam bizim sinir sistemimizin aslında elektriksel bir şekilde çalıştığına inanıp bunun deneylerini yapmış biri. Hı hı. Sonra bunun aynı şekilde Alessandro Volta da bunu kanıtlıyor ve bu galvanizm olarak geçiyor. Yani kurbağa şey aslında. Evet. Kalaycılık. Ya yaptıkları şey şu. Ölü bir kurbağanın hatta kurbağa bacakları falan olabilir. Elektrik akımı verdiğin zaman sinirlerinin titrediğini, bacağın oynadığını görüyorlar. Evet. Ha Galvani diyor ki, ha demek ki bizim sinir sistemimiz, bizim şey yani insanın içinde de bir elektriksel akım var bizim hareket etmemizi sağlayan. Şimdi bundan işte hani daha bilimsel yöntemin yeni yeni evrilmeye başladı ve bazı soruların işte değişik şeylerle cevaplanmaya çalışıldı. Yani nesnel olarak cevaplanmaya çalışıldı şeyler. Hani deney, hipotez ve şey bilimsel kanıt sunma şeyinin hani şey, bunların daha evet. Yeni yeni evet bu stilleri. Evet. Şimdi şeyin Mary Shelley'nin bunlardan haberi var. Galvanizmden haberi var. Bu hatta
muhtemelen böyle şeyleri gördü. Kadavralara elektrik verilerek bazı kaslarının oynatıldığını falan gördü. Ve Frankenstein'da da zaten anlattığı şey işte değişik kadavra parçalarını bir araya getirip onlara elektrik verilerek bir insanımsının canlandı, tekrar canlandırılması. Yani burada tanrı yok, burada işte mistik güçler yok, burada işte ne bileyim golemin ağzına bir kağıt yazıp atmak yok. Yani tamamen nesnel olarak anlatılmaya çalışılan, tabii çok fantastik gibi geliyor insana. Yani kadavranın tekrar canlandırılması. Ama bu hikayeyi anlatırken tamamen doğal olgular ve nesnel gerçekliklerden yola çıkarak bunu anlatmaya çalıştığı için bilim kurgu diyoruz buna. Tabii bir de Şimdi orada şey etkisi de var. Onu da şimdi bunu konuşuyorken bir bahsetmeden geçmek olmaz. İşte yeterince komplike olan her bilimsel şey büyü gibidir diye bir laf var. Arthur C. evet, Clarke Arthur C. Clarke. Evet. abimizin. Ama Yani bu şeyi değiştirmiyor. Bilimsel olan bir şeyi açıklamaya çalışıp da açıklayamadığın zaman büyü gibi olur. Tezini çürütmüyor. yani şimdi belki onu belki birazcık daha ayrı ele almak lazım. Çünkü İşte orada aslında Mary Shelley hikayedeki Frankenstein'da büyüyle ilgili hiçbir şeyden bahsetmiyor. hikayedeki niyet önemli belki. Hani tam Ha. açıklayamasa bile, hani bazı şeyler Aynen soru öyle. işaretinde kalsa bile hikayenin niyeti bunu bilimsel yolla açıklamak mı, yoksa o öyle bir alakası olmayıp hiç ben bunu açıklamakla uğraşmayacağım deyip başka bir şey anlatmak mı? Aslında ikinci Yani maddede söylemeye çalıştığım buydu. Biraz örtüşüyor dediklerine. belki bilimsel yolun yöntemi de birazcık geniş ele almak lazım. Nesnel bir yöntem diyelim. Yani fizik ötesi bir şeylerden bahsetmiyor. Yani Evet, sebep-sonuç inançtan ya ilişkisinden da bahsediyor. mucizelerden bahsetmiyor. Fantazyanın içinde mucizeler var. Evet. Ama bilim kurgu mucizelerden bahsetmez. Evet. Ha, öyle bir gelişmiş teknoloji vardır ki hikayenin içindeki bazı karakterlere mucize gibi görünebilir ama onun mutlaka bir açıklamasını yapar, teknolojik açıklamasını. Yani işte şey Ya da gibi. yapmasa bile yapılabileceğini ima eder bir şekilde. Evet, O da evet. olabilir. Yani dünyasını o şekilde kurgulamıştır. O yüzden şimdi Jules Verne'e de geldiğimiz zaman hani bir kısmı da Jules Verne'i işte bilim kurgunun babası olarak görüyorlar. Jules Verne de aslında bilimle yakından ilgilenen, hatta işte Paris Milli Kütüphanesi'nde zamanını böyle şeylere ayırarak bilimsel makaleleri, işte yenilikleri okuyarak geçiren bir adam aslında. Tabii Yani bir sürü bilim bilim adamı kurgu yazarı. arkadaşının, bilim insanı arkadaşıyla o arkadaş olan bir kişi sonuçta, hep bir bilim dünyasıyla Tabii iç içe bir adam. zaten şeyden bahsediyor. Ben yeni bir tür hikaye yazmak istiyorum diyor. Ona da bilim romanı diyor. Yani benim yapmak istediğim tamam normal roman şeklinde bir drama yazacağım. Ama bunun içine işte yeni bilimsel olguları ve yenilikleri katacağım. Hatta bu fikrini Alexandre Dumas'a gösteriyor ve çok beğeniyor da kendisi de aslında bunu yapmak istediğini söylüyor falan. Yani demek istediğim şu biraz bilim kurgu yazarları aslında öncelikle yazmadan önce bir bilimsel tarama yapıyorlar. Evet. Böyle bir şey gereksinimleri var. Yani sonradan işte H.G. Wells, Hugo Gernsback bunlara da bilim kurgunun babası diyorlar ama yani geçmişe gidip baktığımız zaman evet belki Jules Verne ama mutlaka Mary Shelley aslında bilim kurgunun annesi. Şimdi peki bunun getirdiği şöyle bir şey var. Tamam bilimsel yöntemin kullanılması bilim kurguyu doğurdu ve peki bilim kurgunun neden fantaziyadan daha üstün olduğunu düşünüyorum. Ya Tamam, dur. fantazi. O bölüme geçmeden önce bu, hani şimdi tanım bölümünü kapatalım yavaştan, dediğin gibi. Hemen o kadar not aldım da hemen okumadan geçmeyeyim. Ray Bradbury'de daha uzun bir pasajda aslında bir şeyler yazmış bilim kurgu ve fantezi üzerine de. Özet olarak şunu diyor: bilim kurgu olabilecekleri anlatır, fantastik edebiyatta olmayacaklar hakkında bir şeyler anlatır. Hani
öyle mesela de bir, güzel bir böyle bir ayrım yapmış mesela Ray Bradbury'de. Ya bir, tam bir ateistin yapabileceği tanım işte. Evet. Yani ateist bakış açısından baktığın zaman evet bilim kurgu olabilecekleri ve fantazyada olmayacakları evet. anlatıyor. Çünkü creationist. Evet şimdi geçebiliriz. Tanımı yaptık az çok. Yani şunu da söyleyelim. Bilim kurgunun ne olduğu konusunda gerçekten hala genel geçer ve herkesin kabul ettiği bir tanım yapılabilmiş değil. Kolay da bir şey değil. Evet. Bunlar bizim yorumumuz. Şimdi bunu söyledikten sonra şunu fark ettim. Aslında şeyle alakalı biraz. Geçenlerde Netflix'te bir belgesel izledim. Bu Bill Nye diye bir adam var. The Science Guy. Bu Amerika'da işte böyle küçük çocuklara bilimi sevdirebilmek için işte 80'lerde 90'larda böyle bir televizyon programı yapmış bir adam. İşte böyle deneyler yapıyor, bilimi öğretiyor falan. Ama adamı dinlerken aslında kendisinin fikir babasının daha doğrusu kendisinin kahramanının Carl Sagan olduğunu söyledi. Şimdi bu şeyi fark ettirdi bana. Amerika ya da Amerika demeyelim genel olarak Batı'da aslında şöyle bir kültür var. Televizyonda gerçekten bilimi çocuklara sevdirecek ve bilinçli olarak yaratılmış kahramanlar var. Bunların işte Carl Sagan'ın Kozmos'u zaten bayağı bir insanı etkilemiş. Ondan etkilenen şeye bakınca nesle bakınca işte Bill Nye gibi adamlar, Adam Savage, Jamie Hyneman'ın Mythbuster tarzı adamlar. Ondan sonra işte Neil deGrasse Tyson. Onu diyecektim şimdi. Zaten Kozmos'u tekrar. Böyle şeye geliyor. İşte Michio Kaku gibi adamlar işte televizyonda diziler ve dizi demeyeyim de belgesel dizileri çekiyorlar. İngiltere'de David Attenborough'un zaten bir işte doğa belgeselleri ünlüdür. Fransızların Jacques Cousteau'su vardı. Geleceğin bilim adamlarını bir şekilde etkileyecek bir kahramanlar yetiştiriyorlar ve televizyona çıkartıyorlar. Sonra ben şeyi düşündüm. Benim fen bilimlerimle ilgilenmeme neden olmuş olabilir eskiden diye. Vallahi aklıma üç şey geldi. Bir Jules Verne. Yani işte ilkokul, ortaokul sıralarında Jules Verne'in böyle kitapları çevriliyordu. Buldukça okuyordum ben Jules Verne'i. İkincisi... Beni de bu bataklığa düşüren Jules Verne'dir. Ben de o şekilde. Bak şimdi... Aynen öyle. Ben, bak üçümüzün de... Gri ciltler değil mi? Ben, gri kitap sayılır. Aynen öyle. Deyince, evet. Aynen o öyle. Bak ne kadar önemli bir şey. Üçümüzü de etkilemiş. Üçümüzün de fen bilimci olmasında bir... şey olmuş. Vesile olmuş aslında. Belki evet. işte yapı taşlarından biri olmuş. Beni etkileyen ikinci şeylerden biri MacGyver dizisiydi ya. Evet doğru. Yani tabii şöyle ortaokul lise çağında birini düşün. Yani kahraman diye baktığın adam yumruk gücüyle ya da işte hani böyle değişik özellikleri olmasıyla ön plana çıkmıyor. Yaptığı bütün şey ortamdaki 3-5 şeyi kullanarak yeni bir şey ortaya çıkarma. Ha bunların bazıları çalışıyor, bazıları çalışmıyor. İcat yap. Orası da ayrı. Yani büyük bir kısmı da çalışmayabilir. Ama önemli olan o değil. Önemli olan burada ortaokul çağında bir çocuğun bunu izleyerek bundan büyülenmesi. Ben de bunu yapmak istiyorum demesi. Bir de o dönemdeki dizilerin bir ana teması da yani önemli bir teması diyeyim. Ana teması demeyeyim de oymuş ya. Hani mesela A Takımı dizisi de aksiyon dizisi aslında tamamen böyle boş gitti onları dövdü. Evet. Ama yine de her bölümün sonunda bir arabayı bir modifiye ederler. Bir icat bir şeyler yaparlar. Hani bir o A Takımı'nda bile o şey vardı. Yani ne vardı ya adam ya. Hakikaten mekanik mühendisliği öyle bir şeyleri takma. Bir de A Takımı'nın ilginç bir şeyi vardır. Bir trivia vardır aslında. A Takımı çok ilginç bir dizi. Orada işte patlamalar, arabalar böyle taklalar atarlar işte
tüfekler, tabancalar falan bir sürü şey. Ama A takımının hiçbir bölümünde hiçbir kötü adam ölmemiştir. Burnu bile evet, kanamaz. Evet. Dikkat ederseniz arabalar taklalar atar ve hepsinde içindeki kötü adamların arabanın içinden çıktığını görürsün. Evet. Bunlar hala yaşıyor diye göstermek için. Yakalanıp adalete teslim edilir bir şekilde. Televizyon yani... en fazla şarjör harcanan ve kimsenin yaralanmadığı evet. dizisidir herhalde. Aynen öyle. Yani şey de vardı. Görevimiz Tehlike vardı. Mission Impossible. Evet, onda da gene her türlü. Onda da maske yapıyorlardı, böyle teknolojiyi kullanıyorlardı. Evet, onda orada da evet, yakın gelecek teknolojileri kullanıyordu hep. Ki hala hepsini yapabilmiş değiliz. Onun yanında tabii üçüncü olarak benim mutlaka Star Trek, yani uzay yolu tabii apayrı bir şey zaten. Onu izlediğin zaman, yani o çağda onu izleyen bir çocuk tamam diyor. Yani ben hayatımda ne yapmak istediğimi karar verdim. Benim için mesela bunlardan bilimsel anlamda şey değil. A takımıdır, MacGyver'dır hiç etkilemedi. Ama mesela uzayla alakalı herhangi bir dizi çok çok daha fazla etkilemiştir. Ziyaretçiler mesela. Ama demek istedim, yani işte bu ilkokul, ortaokul, erken lise, o dönemdeki çocukları sonuçta bu şekilde bunlarla etkileyip aslında fen bilimlerinde bir kariyere yönlendirebiliyorsun. Yani şimdi bilim kurgunun önemine gelince, işte Jules Verne üçümüz de Jules Verne okumuşuz ortaokul seviyelerinde. Ve yani zaten önemi de buradan geliyor. Bence bilim kurgu ilkokul, ortaokul ve lise müfredatına eklenmeli, mutlaka eklenmeli. Yani okuduğun hikayeler arasında özellikle seçilmiş bilim kurgu hikayeleri olmak zorunda, eğer bilim adamı ve mühendis yetiştirmek istiyorsan. Kesinlikle katılıyorum. Yani o yüzden hani fantastik edebiyat güzel, işte hani escapist derler. Hani işte kaşış, günlük hayatından evet, kurtulup kaşışçı. İşte eğlendirir, evet. Hatta bazıları felsefi olarak bazı şeyleri sorgulamanı sağlar. İşte Yüzüklerin Efendisi'nde güç kavramını sorgulamak gibi. Hı hı. Ama bilim kurgunun çok daha toplumsal bir önemi var. Yani toplumların bilim adamlarını ve mühendislere ihtiyacı var her zaman. Yani hiçbir zaman hiçbir toplum, ya bizde yeterince bilim adamı oldu, hadi birazcık da ne bileyim başka bir şey yetiştirelim dememiş. Daha fazla, daha hatta başka ülkelerden almaya çalışıyorlar. Gelin bak biz size iyi davranacağız diye. Yani müfredatın içine sokulması gereken şeyler bunlar. O yüzden aslında bilim kurgu edebiyatının özellikle bir ülke için çok büyük avantajı ve çok büyük önemi var. Sadece eğlenme işte ya da bir takım hikayeleri okuma meselesi değil. İnsanların vizyonunu belirleme. Hatta bunlar hani bilim adamı veya şey olmasa bile, mühendislik eğitimi görmeseler bile, ilkokul yaşında bir çocuğun bilimsel yöntemi öğrendiğini düşün. Yani bilim kurgu okuyan bir çocuk her zaman sorgular. Çünkü sorgulamayı öğreniyor zaten kitapta. O yüzden yani fantastik edebiyat tamam bir kenara, o güzel. Yani, ama bilim kurgu bir zorunluluk. Öğretmesi zorunlu olması lazım. Çünkü başka türlü ya hayatımızın içinde maalesef zaten her şeyi yaratılışçı olarak kabul etmemizi isteyen çok şey var. Yani sana zaten sürekli bir sürü hikaye anlatıp bir sürü şeyi değil mi, sorgusuz sualsiz yutmanı istiyorlar. Bilim kurgu sorgu sormanı istiyor. Çünkü evet, bilimsel yöntemi kullanır. Yani aslında bilimsel yöntemi öğretiyor başta. Amda hani, bu anlattığın kavramla alakalı bir kitap önerebilirim. Demin de Carl Sagan demiştik. Karanlık Bir Dünyada Bilmem Bu Mışı. Herkese tavsiye ederim. Birkaç yayın evinin versiyonu var. Ben TÜBİTAK yayınlarını daha çok tavsiye edeceğim. Biraz daha düzgün bir çeviri.
Çok güzel. Vallahi işte zaten Carl Sagan bunun farkında olan bir bilim adamı olduğu için bilim adamı aslında adam evren bilimci. Yani bunun eğitimini görmüş. Hatta Hubble uzay teleskobunu tasarlayan adam. Ama aynı zamanda bir bilim kurgu yazarı ve aynı zamanda bir bilim belgeselcisi. Yani ya bizim Türkiye'de Carl Sagan'lara ihtiyacımız var. Ben şimdi düşünüyorum da aklıma pek biri gelmiyor böyle kahraman olarak gözükecek. Yani Jules Verne dedik. Yabancı işte şeyleri okuduğun zaman, bilim kurgu kitaplarını okuduğun zaman, dizilerini izlediğin zaman falan. Yani oradan bize taşanlar gelmiş. Maalesef. Ve bizim de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey bilimsel yöntem ile düşünen, sorgulayan ve gördüğü şeyi eleştirel olarak sorgulayan insanlara ihtiyacımız var. Yani evden çıkmadan önce su içseydin eskiden su mu vardı diyor. Bunlara yani bunlara ihtiyacımız yok. O yüzden biraz hani kaç tane şey böyle üst üste gelip de bir araya gelince aslında bunu konuşmak istedim. Hakikaten bilim kurgunun burada önemi çok büyük. Hani sırf biz seviyoruz diye söylemiyorum o yüzden. Yani hatta iddia ederim şu an mühendislik bölümündeki öğrencilere bir şey yapılsa Anket. fen bilimci anket yapılsa bir, evet yani fen bilimci olmanızda en çok etkili ne oldu? Kiminin bir öğretmeni çıkar. İlginç bir şey. Kimi bir kitaptan, bir diziden, bir şeyden etkilenmiştir. Yani etkilenmeden olmuyor çünkü. Bir de şey Hatta diyenler var ne yazık ki. İyi maaş varmış diye duyduk. evet, e o da yani fena. O da büyük o ihtimal. son dönemlere kadar vardı da son dönemlerde iyi maaşı sadece işte yandaşlar alabiliyor. İşte referansı olanlar alabiliyor. Açık açık konuşalım bunu. Yani eğer hani iyi maaş almak istiyorsan, özellikle birkaç yerden maaş almak istiyorsan çok iyi yalaka olman gerekiyor. O Volkan dediği örnekte de hani bizim profesyonel hayatta da karşılaşıyoruz. Sonuçta işte yeni mezun birisi geliyor. Bakıyorsun hani adam istemeyerek yapıyor işi. Bir mühendislik yapacak ama detayını düşünmüyor. Ya yani öyle bir iki kişiye sorduğum oldu. Sen niye mühendislik okudun? Hani niye buradasın? Niye bu işi yapmak istiyorsun? Abi parası iyi. Ya yapma. Hani bak daha etkin para kazanacağın noktalar var. Git ticaret yap. Abi bir şey, çiğ köfte sat bilmem ne. Ama mühendislik yapma. Belli ki mutsuzsun diyorum yani. Öyle tavsiye verdiğinde adam çok oldu yani. Ama maalesef şöyle tabii yani üniversite mezunlarının bile iş bulamadığı bir ülkeden bahsediyoruz. Adam yani hiçbir şey diyemiyorum Barış. Yani para kazanması lazım elbette ya. Bir de iyi para kazanması lazım. İyi para kazanmayı istemek yanlış bir şey değildir. İnsanların hakkıdır. Ama orada yanlış Yani yönlendirme var. Ben hani çocuğu suçlamıyorum orada kesinlikle. Hani ha. sevmediği bir işi yapmak hani böyle yönlendirildiği için burada Doğru. para kazanacağım diye geldiği için sevmediği için de zorlanıyor ve yapamıyor. Ve hani kariyerinde ilerleyemeyecek. Kariyerinde ilerleyemezsen o para kazanma hayaline de ulaşamayacaksın. Hani yanlış bir şekilde girdin bu yola. İstediğini de elde edemeyeceksin. Yol yakınken dön. Yani başka bir alternatiflere bak. Yani doğru bir şey de diyemiyorum çünkü Yani yani sevmeyerekten bunu çok yapıp büyük bir da yara yani o para bence şu an. kazanma amacına da ulaşacağınızı düşünmüyorum ben genelde. Genel Yani olarak. Türkiye'de en büyük yaralardan biri bu. Mesela hani para olayını da geçtim. Şu an 200'e yakın herhalde mühendislik fakültesi vardır. Bunların kaç tanesinde gerçekten mühendislik eğitimi veriliyor? Ya işte zaten mesele bu. O da var. İşte o Yani bakış açısından zaten işte para kazanırsınız gelin buraya diyerekten para o 10 kazanmak tane, isteyenler üzerinden 15 para tane kazanma fakülte tezgahına yerine dönüyor yani. hani o 15 fakülte dışındaki okuyanları ben suç bulamıyorum. O E bir tabii. şekilde yazmış, kapağı atmış. Orada mühendislik eğitimi bile görmemiş. Hani bizim mühendislik eğitimi aldık diyelim. Ama bu bilimle alakalı, bilim kurguyla bile alakalı öğrendiğimiz şeylerin büyük bir çoğunluğunu biz üniversite sırasında öğrenmişizdir.
Tabii. Bu eğitimi veren yer artık çok çok az sayıda. Ya zaten sorun şurada. Bizde istihdam az olduğu için yani çalışabileceğin yer az. O Evet, yüzden o da bir şey. insanlar sanki üniversite diploması ile burada çalışma ihtimallerini arttırıyormuş gibi gözüküyorlar. Yani eskiden de bu doğruydu. Evet Bu ama artık o da doğru değil. O da doğru değil artık. son döneme kadar. Ama yani ben insanlara kızamıyorum. Çünkü devleti yönetenler bu işi buraya getirdiler. Evet. Yani her şehre üniversite açtılar ama o üniversitelerin hiçbiri bir lise eğitimini veremez seviyedeyken bu insanlara işte şey olarak bir seçim yatırımı olarak diploma dağıttılar. Yani keşke 4 sene de bekletmeseler, doğrudan diplomayı verseler de hani doğru şeyi çocuklar beklemeden iş hayatına atılsa. Çünkü orada bir de 4 sene kaybediyorlar, bir sürü para harcıyorlar falan hiçbir eğitim görmeden. Yani burada apartman üniversiteleri kurulduğunu biliyoruz canım. Yani dershanelerden üniversiteye çevrilen. Yani bunu tamamen siyasal olarak, tamamen işte Türk devrimini geriye çevirmeye yönelik olarak bir hareket olduğunu hepimiz biliyoruz. Şimdi bunlar ama büyük oranda da şöyle yani ya Türk sağı böyle oldu maalesef. Yani insanı geliştirmekten ziyade cebini doldurmaya uğraştığın zaman böyle oluyor. Öyle. Maalesef yani Ama çok Türkiye'nin sorunlarına güzel gelirsek için içinden çıkamıyor. ufak da bir umut verelim sonuçta. Hani bu tip şeyleri öğrenmek, etmek sonuçta bizim memleketle sınırlı değil. Hani alaylı dediğimiz bir sürü kendini geliştirmiş adam da gördüm ben. Hani kişi de gördüm. Oturup hani bu atıyorum bilgisayar mühendisi bunlar da içinde hani en kolay erişebilir olanlardan birisi. İnternet gibi güzel bir kaynak var. Mesela benim öyle bir lise arkadaşım, alakasız bir bölümden mezun. Sırf üniversite okumuş olmak için adam şeyi fark ediyor. Yok diyor, bu benim yapacağım iş değil. Kimyadan falan başka bir adam mezun. Adam oturuyor kendi kendini geliştiriyor. Şimdi kendisinin yazılım şirketi var bilmem ne. Gayet güzel gidiyor yani. Hani Zaten senin dediğin gibi para kazanmak için girilmez bu işin tabii içine. Yani sevdiği para için adam kazanmanın ona yani program yazmayı bir kere öğrendikten sonra ona aşık oluyor. Yani hani sevdiği bir şeyi keşfediyor adam. Yani tam bir böyle şey American Dream hikayesi olur ya böyle sevdiği şeyi bulsun falan. Adamın tabii. hayat hikayesi öyle gerçekten bulmuş yani bu hadi, o çok da abes bir hikaye değil. Hani sevilmesi gereken bir şey yani bu Evet. kariyer Ama dediğin bu şey. dediğin şey kişisel bir çözüm. Hani bir ülkenin tamamıyla Tabii ki de. alakalı bir Tabii çözüm ki de. için mesela benim çok güzel bir örneğim var bu konuyla alakalı. Norveç'in petrol çıkarma hikayesi. Yani onlarca şirket teklif veriyor Norveç ilk petrol bulduğunda. Diyorlar ki işte size paranın çoğunu vereceğiz. Ekipmanlarımızla gelelim. Hazır bizim her şeyimiz. Biz yapalım. Bir kısmını da biz alalım diye bir sürü öneri geliyor. Norveç hepsini reddediyor. Biz kendi kendimize öğreneceğiz baştan sona kadar bu prosesi ve kendimiz çıkaracağız diye diretiyorlar. O kadar zarara girmelerine rağmen. Bu bakış açısını gösteriyor. Evet, işte o Evet. Bunu söyledim. Buna yatırım bakış açısı işte bu. ters bakış açısını ben söyleyeyim o zaman. İşte Marshall yardımları yapılmadan önce işte Kayseri'deki şeyi uçak fabrikasını yok edeceksiniz diyorlar. Kıl testerelerle girip oradaki torna tesviye tezgahlarını paramparça ediyorlar. Öyle yardım alınıyor. İşte bu da bizim hikayemiz. Evet. Yani o uçak fabrikası ki biliyorsunuz İsveç'ten bile şey alıyor, sipariş alıyor. Yani hani Yani evet devlet ülkesini sevmek veya sevmemekle alakalı bir konudur canım. doğru. Siyahla beyaz gibi bu kadar açık bir konudur yani. Yani bu ülke Yani seviyesinde, devlet seviyesinde düşünürsek bu bir tabii. yatırımdır. Bilgi bir en kıymetli yatırımdır. Ama bunun Ya meyvesini çok zaman sonra yersin. Ama işte açık sabırlı ama açık uzun söylediler. vadeli yatırımdır. Ama bizim maalesef insanımız, bizim memlekette uzun vadeli yatırım kişisel olarak da devlet seviyesinde de şeyde değiliz. Hani Ya herkes gününü kurtarmaya çalışıyor. açık açık söylediler.
eğitim seviyesi arttıkça oylarımız düşüyor dediler. Ve biz bunlara, yani biz derken biz vermedik de halkımız bunlara oy vermeye devam etti. Eğitim seviyesi arttıkça demek ki eğitim seviyesi artmamalı diye düşünüyoruz biz Türkiye olarak, toplum evet. olarak. Biz geri kalmayı seçiyoruz. Yani birileri bize oyunlar oynuyor da telmeler takıyor. Hayır değil. Biz bilerek ve isteyerek geri kalmayı tercih ediyoruz. İşte yaptığımız tercihler bunlardan. Bu günü kurtarma kısır döngüsüne girdiğimiz için de bir yandan da öyle bir durum var. Hani yani sadece aç günü kurtarma adına, meselesi değil ya. Yaşayabilme adına böyle demek ki ekonomi o da var. O da yalan zaten de hani ekonomi öteki da türlü daha kötü olacak diye korkusuyla. Ama şunu da unutmayalım. Bizim insanımızın bir kısmı gerçekten bilgiye ve bilgili olana düşman. Ne işte bunun yani, tehlikesi zaten o. Ne yapacaksın üniversiteye gidip ben daha iyisini biliyorum diyen adam sayısı çoktur bizim ülkede. Öyle. Yani bu kitabı okuyarak öğrenemezsin. Ya siz duymadınız mı? Hocam matematik gerçek hayatta ne işimize yarayacak? Bir gerçek hayat var. Orada matematik yok. Orada bilim yok. Bir gerçek hayat var. Bir de böyle sanal bir dünya var. Orada da matematik yapıyorsun. İşte bilim var, fizik var, kimya var böyle. Ama o gerçek değil. İşte evet. Zaten mesele bu. Yani hangisinde yaşamayı tercih ediyorsun? Ondan sonra tipik bir Orta Doğu toplumu olarak biz her şeyden şikayet etmeyebiliriz ama elimizi taşın altına da iş sokmayız. Önce yani şey isteyeceğiz. Gerçekten öğrenmeyi isteyeceğiz. Bunu nasıl belli edecek? Kendimiz boş bir gün geçirmeyeceğiz. Her gün yeni bir şey öğreneceğiz mesela. Yani hani kendi hayatına sokacaksın bunu. Bir şekilde öyle gelişecek. Yani bir yerden gelmeyecek. Bir yerden paraşütle atmayacaklar bize demokrasiyi, çağdaşlığı, bilimi falan. Tabii. Tırnaklarımızı yani, kazıyarak biz çıkaracağız. Öyle. Öncelikle bireysel gelişim. Ondan sonra da işte varsa çoluğun çocuğun onun gelişimi. Onları yönlendireceksin. Evet. O yani maalesef işte var. Son zamanlarda şeyi de duymaya başladık artık. Çocuklarımız gelişim düzeyini yani fiziksel olarak bedeninin ihtiyaç duyduğu proteinleri alamadığı için gelişimde artık gerilemeye başlamış. Yani kız çocuklarının %80'ine yakını mesela kansızlık, erkek çocuklarının %60'a yakını kansızlık çekiyor bu ülkede. Yani biz artık bu son birkaç seneyle birlikte bir inat uğruna, yani bir hayal, bir fantazya diyelim toparlarken, hakikaten bir adamın fantezileri uğruna gençlerimiz Afrika'daki çocuklar gibi aç, besinsiz ve gelişimden mahrum kalıyor. Onu da söylemiş olalım. Şey yasası gelmeden. Dezenformasyon yasası gelmeden. Ondan sonra biliyorsunuz her şey yasak. Bizleri de beni herhangi çat kapı alıp götürebilirler. Bir götürmelerini istemiyorsanız. 1984'e doğru ilerliyoruz. Ki 1984 ne? Güzel bir distopya. Yani bilim. Değil mi? Abi 1984 gerçekten şaka gibi değil. Hani bahsetmen çok güzel. Hakikaten bir doğruluk bakanlığı kurulacak herhalde. Çünkü yalan haberi dağıtmak yasak olacak. 1 ila 3 sene arasında yargılanacak yalan haberi şey yapan. Sosyal medyada yayan. Şey yalan haberin ne olduğuna da elbette saray karar verecek. Tabii itibarsızlaştırma davası diye bir şey mesela çıktı. Biliyor şey o var da gerçekten yalan haber yayma diye yasa tasarısında şu an geçiyor. Yani mesela diyecek ki hayır bu ülkede aç falan yok. Siz yalan söylüyorsunuz diyecek. Biz yalan söylüyor olacağız. Neyse içimizi mesela, daha karartmadan önce ben bir konuya geri dönüş yapmaya çalışayım o zaman. Madem kaçış hedefi biliyorsun. Biliyorsun dolar 10 lira olacak diyen ekonomistler yargılanıyordu. Şimdi kaç bugün? 16.38 dolar miydi? Dolar onu geçtiği son? İçin şey düştü, dava düştü. Beraat ettiler. Peki şimdi neyse, o kadar evet. Attık tuttuk. Star Wars bilim kurgu mu fantastik mi?
Star Wars bir masal. Değil mi? Fantastik. Fantastik, evet. Zaten fantastik. O çok tartışılacak bir şey değil ama yine de ben bir atayım dedim. Yani işte bilim kurgu soslu, fantastik. Yani tamam, şey yapmaya daha çalışıyorum. Güzel bir soru sorayım ben. H.G. Wells'in zaman makinesi bilim kurgu mu, fantastik mi? Güzel. Güzel bir soru. Aslında çok işte bak skala diyorum ya işte tam böyle bilim Yok, kurguyla bilim kurgu. fantastik arasında çizgi de gene bilim Yok. kurguya yakın bence de. Bilim kurgu bence. Çünkü zamanda yolculuk yapmak için bir tünelden geçmek yerine bir mekanizma, bir alet yapma ihtiyacı duyuyor. Bir makine yapıyor, zaman makinesi yapıyor. Evet, ama onun ne olduğunu hiç anlatıyor mu? Anlatmasına gerek yok. İşte Yani o hani yaklaşımı evet. olarak, yani içerik olarak Niyet bakmıyorum önemli. ben hiçbir zaman. Niyet önemli. Yani dördüncü boyut konuya var, yaklaşım o boyuta giden bir makine yapacağım diyor. Evet. Yani bu bilim kurgu olması için yeterli bence. Bu yaklaşım tarzı olarak zaten. İşte Diyelim. Mesela şeyi de evrimle açıklıyor. Gelecekte gittiğinde 3 farklı insan ırkı var. Tamamen Ha, birbirlerinden mesela şekil olarak çok farklı, farklı yaşam tarzlarında, farklı sosyal işte kast sistemini aslında tabii anlatan bir şey ama onu da evrimle neden öyle açıklıyor olduğunu mesela. anlatıyor, değil mi? Aynen. Yani Onu da neden işte Darwinist bir açıklamayla açıklıyor yani. yani onu açıklama gereği duymuş. Evet. Oysa mesela elfler var. Cüceler var Yüzüklerin Efendisi'nde. Yani açıklama gereği duymuyoruz. Neden var bunlar? Peki geleceğe dönüş bilim kurgu mu, fantastik mi? Hadi bak şeyden sorayım şimdi. Kalbinize yakın yerden sorayım Sinan Bey. Bilim kurgu. Yani sonuçta o da bir Toplaması daha kolay. cihaz yapıyor. Ve hatta şey diyor ya, 1,21 gigawata ihtiyacım var diyor ya. Doğru, sana doğrudan birim veriyor abi. Daha ne olsun? Flux kapasitör. O da ama bak Ha. işte benim gözümde evet gene bilim yani Akı kapasitörü. skalada orta noktanın gene bilim kurgu tarafına kayan bir şey ama %100 bilim kurgu da değil. Hani sonuçta ele aldığı konularda aslında bir adamın başından geçen maceralar daha çok hani adam hani bu zaman makinesi yaptık bu topluma nasıl etkiler bunun şeyleri Mesela bilim kurgunun genele farklı türleri var ya. şey etkisi ne olacak değil de bir çocuğun bir macerası olarak bir Tamam. profesör ve çocuğun macerası olarak daha çok yansıtıyor. Yani işte iş Olamaz. tarzı yani iş yok olabilir tabii ki de ben Ya zaten ben size ikinci şeyine katılmadığımı söylemiştim. ya işte bak birkaç parametre var. İçerik olarak. Birkaç kutu var böyle. Bazı kutuları dolduruyor ama bazı kutularda boş kalıyor benim gözümde işte. Hani o yüzden Evet. %100 bilim kurgu diyemiyorum ama bilim kurguya Benim yakın. gözümde de iki tane kutu var. Birinde fantazya, birinde bilim kurgu İstediğin yazıyor. kutularını arttır biraz da. Sana biraz kutu verelim. Ben biraz daha Yok. Sinan'ın tarafındayım burada. Daha 1-0. Oha. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıya yazarsanız fikirlerinizi Yok alalım. efekt edemedim. Bu... Evet. Barış gibi bunun böyle bir ne diyelim, palet gibi, bir skala Skala. gibi Evet. geniş bir yelpaze olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bütün renklerin, bütün canlıların mutluluk içinde el ele tutuştuğu Abartma bir şimdi lütfen. Lütfen o kadar da şey yapmayalım şimdi. Küçümseme Bob de. Ross resmi yapmıyoruz. Yoksa İbrenin gerçekten 1 ve 0 olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bir şey ya bilim kurgudur ya da değildir Yoksa diye bir bakış Green'in 50 açısı tonu var. var mıdır? Bir dakika o başka bir şeydi. Onu sorma şimdi. Evet efendim. Toparlayalım o zaman. Buyurun efendim. İşte böyle bir konu aklımıza geldi. Sizinle de paylaşalım dedik. Fikirlerinizi beyan ederseniz de çok mutlu Evet. oluruz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Daha da böyle detaylandırmamızı Beğendiyseniz. istediğiniz noktalar varsa bu konuda devamında gelebilir. Onları da yazın. Belki daha Evet. konuşuruz. Beğendiyseniz bu thumbs up, yani yukarı parmak tuşuna basın lütfen. Like'a like, çana tıklamayı unutmayın ve abone olun. İyi mi? İyi de Kıpsa YouTuber olduk. kıpsa. Değil mi? Bir sonraki Evet bu efendim. TikTok videoları çekeceğiz. Abo, TikTok demeden hemen Garip garip TikTok. TikTok. Intromuza dans uyduracağız.
Twerk, twerk, twerk. Uçan astronot.